Siz, Yavuz Oymak ve Tunahan Sadıç bu sorulara yerinde cevap aradı. Soruların içine girdiler ve bakın ne gördüler. Ağır bir koku var. İşte uyuşturucu maddeyi görüyoruz. Ne yapıyorsunuz orada? Tehlikeli değil mi? Hayır, sizin güvenliğiniz için. Abi sen savcı mısın? Korkmuyor musunuz orada? Ya kardeşim çek. Koca demirler kırılmış, yetmemiş. Tel örgüler kesilmiş ve yine yetmemiş. Bakın çok izbe bir noktaya gireceğim şimdi. Ve nelerle karşılaşacağımızı hep birlikte göreceğiz. İçeride ağır bir koku var. Yataklar var, yastıklar var, yiyecek malzemeleri var. Tam bir yaşam alanı oluşturulmuş burada. Biber gazı mı taşıyorsunuz? Evet. Surdaki korkudan dolayı mı? Evet. Zaten bu olaydan sonra çok fazla... Elimizi kolumuzu sallayarak surların her noktasına girebiliyoruz, her noktasına tırmanabiliyoruz. İşte görüntü, işte söylemek istediğimiz, işte anlatmak istediğimiz. Güvenlik yok, kamera yok, tel örgü yok, hiçbir şey yok. Bakın tırmandım. Hala da tırmanmaya devam ediyorum. Bakın ben kötü niyetli olsam, buraya birilerini getirsem her şeyi her şekilde rahatlıkla yapmam, işten bile değil. Beni bıçaklıyordu adam. Surlarda ölüm tehlikesi var mı? Var tabii ki. Var tabii ki, her türlü var. Geçen onca yıla rağmen ayakta olan bu tarihin derinliklerinde çok büyük bir tehlike gizli. Hunharca cinayetlerde işlendi. Yaklaşık 10 yıl önce Amerikalı turist Sarah Sierra surlarda bir madde bağımlısı tarafından katledilmişti. 19 yaşındaki İkbal Uzuner de benzer acı kaderi paylaştı. İşte sur dibinde saklanmanın çok kolay olduğunu gösteren bir görüntü. Beni şu anda göremiyorsunuz ve şu anda ancak görüyorsunuz. Bakın tel örgüleri açtık, surların içine girdik, ilerliyoruz. Burada istersek istediğimiz her şeyi yapabiliriz. Peki nasıl girdik bu noktaya? İşte bu şekilde rahat girdik. Çünkü burada da surun bu noktasında da tel örgüler parçalanmış ve buraya rahatlıkla benim girdiğim gibi girilmiş. Bir akşam oldu mu, saat 7 oldu mu buradan çıkamazsın. Gece korktuğum zaman o sokağa dönüyorum. Arka sokakta mı? Evet, aynen orada. İşte bakın bir sözde güvenlik önlemi daha, sajlar çevrilmiş ama yanından yavaşça çıkabiliyorum. Nasıl yapabiliyorum? Aslında gördüğünüz gibi kolaylıkla çıkmak mümkün. Çıktıkça surların üstüne ulaşıyorum. Ve buraya çıktıktan sonra da zaten her şeyi yapmak mümkün. İşte korkmuyor musunuz orada? Bakın, burada her türlü rezilliği görmek mümkün. Görüntü her şeyi anlatıyor. Aşağıda mahzen gibi odalar var. Odaya giriyorlar. Ve buralarda akıl almaz olaylar hemen her gün yaşanıyor. Bana bakıyordu. Benimle aynı durakta indi Kazlı Çeşme'de. Sonrasında sırf takip etmesin diye ben yolumu değiştirmek zorunda kaldım. Surlar sahipsiz, surlar kaderine terk edilmiş. İşte manzara her şeyi anlatıyor. Ateş yakılmış, pislik içinde ağır bir koku var. Yetmiyor. Yan tarafa geçiyoruz. Dehliz içinde dehliz. İşte uyuşturucu maddeyi görüyoruz. Yan tarafa geçiyoruz. Yine burada barınılmış, yemek yenmiş, ateş yakılmış. Bitmiyor, bitmiyor. Ve bu manzarada aslında ne demek istediğimizi gözler önüne seriyor. Kamera, sese ve temasa duyarlı tel örgüler ya da güvenlik görevlisi. Çözüm hangisi? Bunu yetkililer belirleyecek.